Öğrendikçe özgür olursun, bir de eğlenirsen daha ne olsun. Hadi sen de katıl aramıza, ekran neşeyle dolsun. Birlikten kuvvet doğacak, bir anda her şey kolaylaşacak. Hem eğlenme hem öğrenme, İkisi birbirine çok yakışacak. Diyorsan ki mücadele benim işim, sohbet yarışma bir de gelişim. Tam sana göre bir yer var, adres uzaktan erişim. Uzaktan erişim. Uzaktan erişim TRT EBA'ya hoş geldiniz. Yine güzel bir cuma gününde beraberiz. Bakalım bu bölüm bizi neler bekliyor, görelim. Uzaktan erişim. Hoş geldiniz organik ballarım. Hoş bulduk. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. Hoş. Hep beraber hadi 3, 2, 1. Yatın. Yat yat. Çök çök. Doğan Hanım zahmet et olacak ama. Kapan. Evet, tamam. Evet, 2, 1. Merhaba. 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 Nasılsınız inşallah? İyi Seda abla. Sen nasılsın? Normalde bana abla denmesinden nefret ediyorum ama çok siz çok tatlı söylüyorsunuz. Abla teşekkür ederim. Senin kadar tatlı olmasın. Bak başta böyle iltifatlar etmeyin. Tuana gibi yapın. Bana Seda beni böyle abla, beni övmeyin. Sonra şımarıyorum. Şımarsa da ama şımaracağım ya. Evet ya, ne şımaracağım Allah Allah. Evet. Allah Allah. Hep başkaları mı şımaracak? Evet. Yani. Yani. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor be Seda ablam. Çok iyi gidiyor. Bu arada yeşiller yakışmış. Çok güzel olmuş. Evet. Çok gözlerim güzel oldu. Söylemeden geçmeyelim. Gözlerim mi? Gerçi aynı yeşil değil ama olsun. Olsun. Bak hemen de gözlerimi göstermeler. Ne oluyor sana? Evet, şımardım derken. Haklıydım. Evet, o zaman anlatacak bir şeyiniz yoksa yeni arkadaşımızı çağıracağım. Çağıralım. Hadi bakalım gelsin Yağmur Çolak. Yağmur Çolak, hoş geldin Yağmur. Hoş geldin Yağmur. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Yürü Yüzlü, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Harika görünüyorsun Yağmur. Teşekkürler. Nereden katılıyorsun aramıza? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan katılıyorsun. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Gün içerisinde kitap okuyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Kara kalem yapıyorum. Var mı gösterebileceğin yakınında? Evet. Devam et bir yandan anlatmaya. Şöyle çizimler yapıyorum. Çok güzel. Eline sal. Güzel yaklaştır olmuş. Biraz daha iyi görelim. Ne zamandır çiziyorsun Yağmur? Bir yıl. Devam edeceğiz değil mi? Devam edeceğiz. Evet. Bırakmayacağız. Böyle sadece kara kalem mi yoksa? Yok. Boyama da yapıyorum. Harika. Devam et. Çok güzel bir şey yapıyorsun. Başka neler yapıyorsun? Kitap okuyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Mecbur. Evet. Hangimiz yapmıyor ki? İstersen yapma Yağmur. Yok tabii ki de şaka yapıyoruz. Yok canım, mecbur yapacaksın. Zaten. Yani sevmesen bile mecbur yapacaksın. Ama seversen daha güzel olur. Değil mi? Kesinlikle. Şuradaki Gamze'mi gösterme şimdi bak size. Şurada Gamze'm var. Aa. Evet. Şey mikroskop getirsinler de bir bakalım. Yok gönül gözüyle bakınca görülüyor. Hmm. Yağmur seni unutmadık ha. Geleceğiz. Bu arada gözünün rengi çok güzelmiş. Ben renkli şeyleri çok seviyorum. Teşekkürler. Yani babamın gözleri gibi. Yağmurcuğum eklemek istediğim bir şey, bir iltifat mı kaçırdım? Evet. Balımın gözleri de çok güzel. Ha, balım? Gözlerine. Yaklaş, göster gösterin. Yaklaş, yaklaş ay, biraz daha. Mi? Ben müzik yapacağım. Gel, müzik Nerim, yapacağım. Nerim bir dakika. Maşallah. O zaman Meso, babamdan size bir atasözü. Hadi, çizdim. Çizim mi? Hazır mısın? Evet, çizdim. Tabii hazırız. Nasıl ama? Çok iyi çizmişim. Çok iyi çizmişsin. Acaba ağaç, bizi bilecek şeker, miyiz? Ağaç, şeker, ağaç, yaş, eğilir falan değil değil mi bu? Hayır be. Çoban var. Bu, bununla bağlantılı. Ama çoban değil mi o? Geliyor. Evet, bak, bu çoban. Ben çözeyim mi? Çöz. Ağaç var. Bu ne ağacı? Çam ağacı. Çam ağacı. Bu da çoban. Yıl başında, çoban. Tam 8'i çoban armağanı. Evet. Ben bildim.
Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya ama sizin bilmenizde ama. Dayanım. Olsun Seda abla, ben duymadım. Ben de bu garibin yüzü gülmesin mi? Sen de çok garipsin, garipsin. Bir şey olmaz. Siz garip misiniz? Ya, siz çok ya. Normalsiniz. Bence ben çok garip bir insanım. Garibin yüzü gülür mü? Aa da gülür. Evet balım. Balım bu arada çok iyi çizmişsin. Alkış balıma. Evet Yağmurcuğum. Atasözümüzden de sonra başlayalım mı yavaş yavaş? Eklemek istediğin şeyler var mı kendinle ilgili bu arada anlatmak istediğin? Yok. Tamam. Aklına gelince de anlatırsın. İstediğin gibi. Program senin. O zaman sana hatırlatma olsun. Bilmeyenler için de bilgilendirme olsun. Programımız, yarışmamız 5 bölümden oluşuyor. Soru maratonu, boşluk doldurma, görsel işitsel soru, çoktan seçmeli ve meydan okuma bölümlerimiz var. İlk 4 bölümde arkadaşlarım sana seve seve eşlik edecekler. Her bölümde biri olmak üzere. 5. bölümde yine sana bir arkadaşım eşlik edecek ama senin rakibin olarak sana eşlik edecek. 50 puanı ulaşırsan bizden sana teselli hediyesi gelecek. 50 puanı aşıp 100 puanı ulaşırsan bizden sana karaoke mikrofonu hediye gelecek. 100 puanı aşıp 150 puanı ulaşırsan eğer bizden sana masaüstü oyunu hediye gelecek. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. O zaman yavaştan başlayalım. 1. bölümümüzdeyiz. Öncelikle en önemli sorumuz. Puan yok karşılığında ama sevgi var, saygı var. Evet. Sana bu bölümde hangi kıymetli arkadaşım eşlik etsin? Hemen karar verme. Bir söylesinler, bir konuşsunlar. İlk ben birbirlerini konuşayım. Bu arada çok iyi konuşayım. İlk ben konuşayım. Aynı anda yok. Aynı anda yok. Evet. Sen konuş balım. Balım. Bak konuş, balım. Yağmur. İlk bölüme beni koymaya çalışacaklar. Sakın onlara kanma. Ya yerim tamam. Ben seni ya. Sen akıllandın mı sen? Ben akıllandım. Sen durumu çözdün mü? Evet ben durumu çözdüm. Arkadaşlarım beni koyacaklar ortaya. Diyecekler ki balım bunda çok iyi. Balım bunu çok iyi yapıyor. İyiyim ama sen beni seçme. Ben başka bölümlerde de çok iyiyim. Evet. Tamam yağmur, mı? Yağmur. Yağmur seçme. Ben bak. Konuşayım. Arda. Arda dur. Arda. Tamam seni. Hadi konuş. Deniz 75 bölümdür konuşuyorsunuz. Dur Arda konuş aşkım. Yağmur bak ilk bölümün vazgeçilmezi balım olduğu için tahtının başkasına geçmesini istemezsin herhalde. Fix her zaman ilk şeyi o yapar yani. Bence onu seç. Ya çok bence mantıklı oldu değil mi? Tabii Deniz. Hayatım senin ağzından saçma bir şey çıkabilir mi? Evet. Ama bence biz bu tahtı gidip Tuğana'ya artık verebiliriz. Mı acaba? Yani bence. Taht yeni sahiplerini bulsun. Evet Yağmur. Yani. Bence Tuana'yı seçebilirsin. Tuana iyi bu turda. Değil mi Arda? Tuana da evet, iyi çok. Evet. Deniz. Yeah. Ya da Deniz'e. Artık izin verirsen ben de konuşmak istiyorum. Benim sözüm bitti mi peki? Yağmur. Bitmedi ki. Benim sözüm bitmedi. Tamam o zaman bütün bölüm boyunca seni dinleyelim. Söyle. İşte tamam Tuana'yım sen konuş. Konuşmuyorum. Konuş. Deniz. Küstü. Tamam keseriz hadi. Tuana bu elde çok iyi. Balım da çok iyi ama ben de Tuana'yı seç. Gerçekten. Evet. Bize güven. Bak gerçekten güven. Yağmur. Evet Tuana'yı da dinleyelim. Seçmeden önce. Bence bunlara inanacağını düşünmüyorum. Benim uğurlu rakamım 4-4'te de çok iyi olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden balımla devam edebilirsin bence. Bana güveniyorsan Yağmur, tabii. Yağmur ne istiyorsun bir tanem? Sen kiminle yarışmak istiyorsun bu bölümü? Deniz. Ama ben o zaman son bir şey söylemek istiyorum Yağmur'a. Yağmurcuğum bence Tuana başka etapları da görsün diye onu başka etaplarda da seçebilirsin. Başlayalım mı Yağmur? Olur. Sana Deniz eşlik edecek. 10 tane cümleyi sırasıyla okuyacağım. Doğru mu yanlış mı diye soracağım. Önce sana sonra Deniz'e. Yağmur Deniz bu şekilde ilerleyeceğiz. Her biri bir puan değerinde. Umarım 10 puanımızı alacağız. Alamazsak da canımız sağlayacak. Doğru bilgilerle yolumuza devam edeceğiz. Efendim 2 dakikamız var. Hazır mısın? Hazırım. Deniz Bey? Ben her zaman hazırım. Duyduk zilin sesini. Evet başlattık süreyi. Yağmur ne haber falan diyorsun. Göbekli Tepe henüz yazının ve tekerleğin bulunmadığı çağda inşa edilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Deniz mikroskobik canlılar havada yaşayamaz. Aa, doğru mu yanlış mı? Yanlış yaşayabilir. Yağmur dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus dağılımı eşit değildir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Deniz, bir elektrik devresinde ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı azalır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yağmur, sığla ağacı Türkiye'de yetişebilen bir bitki türüdür. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet. Deniz, gölge açının çeşidini belirlemek için kullanılabilecek bir araçtır. Doğru mu yanlış mı hayatım? Doğru. Yağmur, sol akciğerimiz sağ akciğerimizden küçüktür. Doğru mu yanlış mı?
Yanlış. Ah doğruydu bir tanem. Olsun olsun nazar boncuğu. Deniz, yapım ekleri eklendikleri sözcüklerin türünü değiştirmez. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış hayatını değiştirebilir. Olsun olsun. Yağmur, 20 Kasım dünya genelinde çocuk hakları günü olarak kutlanmaktadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Ah doğru olacaktı bir tanem. Deniz, dünyanın en iri kemirgeni kapibaradır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru. Galiba. Ben bugün çok mimik yapmadım değil mi? Evet, en sonunda bir yaptınız. Çünkü o da geç geldi zaten. Yandan süreye baktım. Hiç yapmadım şeyler normalde. Akıtır giderim. Sen de tabii kafan karıştı. Bildiğini bile yanlış yaptın değil mi? Özür dilerim. Evet. O yüzden yok esas. Taktik değiştirmem gerekiyordu. Taktik değişti, taktik. 1 2 3 4 5 6. 6. Evet, 6 puanla başladık. Harikayız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve ikinci bölüme geçiyorum. Geçtim bile. Boşluk doldurmacı bölümündeyiz. Bu bölümde sana kim eşlik etsin? Tuana mı, Arda mı, Balım mı? Tuana. Aa dur. Oh, canıma da değsin, canıma da değsin, canıma da değsin, canıma da değsin. Tuana. Ama bir şey diyeceğim bu arada. Kalmadı. Kimse evet. Konuşmadan birinin söylemesi... İçinden kız geldi kararını yağmur. Vermiş. Kız yağmur. Kararını vermiş Tuanacığım. Yağmur içinden geldi. O zaman sana Tuana eşlik edecek bu bölümde. Ama sen yine de diğer bölümler için söylüyorum. Gerçi dörde kalan, geri kalan kalacak da bir dahaki bölümde Arda da Balım'la tek tek seni ikna etmeye çalışsın. Olur mu bir tanem? Beşinci bölümde de tabii ki. Tuana'yı istedi. Gelsin cümlemi, sonra boşluklara neler gelebilir onları bulmaya çalıştım. Haydi. Çok teşekkür ederim Yağmur bu arada. Babil Kralı'nın eşi çocukluğunda yaşadığı yeşil tepeleri çok özlüyordu. Ancak Babil şehrinde yeşil yok denecek kadar azdı. Eşinin üzüldüğünü gören Babil Kralı kral nokta nokta bahçeler yaptırdı. Krala bak. Bu yapı kral dünyanın ya. Kral. Bu yapı aynı dünyanın nokta 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 harikasından biri olarak ünlendi. Kral ya. Kral. Kralsın Arda dedikleri ya. Kral. Aa, çok iyi. Bak, ikincisi olay. Bence yedi harikasından biri olarak ünlendi olabilir. Bence birincisi asma. Ya burada şu anda burada romantik bir durum var. Çok duygusal ve çok anlamlı. Toplu dua yapalım mı? Hayır. Hayır lütfen hayır. Bana direkt hayır. Seda abla, Seda koluna diye. Kral gibi falan diye. Evet Yağmurcuğum asma dedik birinci boşluğa, ikinci. Dünyanın yedi harikasından biri olarak ünlendi. Evet, yedi olabilir. Değil mi? Evet. Yalnız olay nasıl Yağmur? Ne kadar güzel değil mi? Tatlış tatlış. Eşi çocukluğunda yaşadığı tepeleri özlüyormuş. Kıyamamış ona. Ya işte Seda abla. Ama ya, mesela bir şey biri sana bakalım, bahçe dur. Yaptırmaya kalksa... Senin güzelliğinin yanında o bahçeler yapılamaz yani. Tamam bu. Demek ki bugüne kadar o yüzden kimse bana bir şey i̇şte, yapmadı. Evet, evet. Onu ya hepinizden özür diliyorum. Sonra sen bir şey diyecek. Benim babam da geçen de dedim ki ya baba bizim geçen villayı çok özledim dedim. Gitti bana boğazın kenarına villa yaptırdı. Özledim. Ya adam, adam. Kral ya, özlüyorsun. Evin kralı. Köyü özlediğinde şimdi Tuan ödüse birini diyorsun. Köyümü çok özledim. Oradaki fındıkları falan. Hop fındık ağaçları. Bu olmayacak bir şey değil. Buralarda satılıyor zaten. Mesela canım. Fındığın ya. Olmadığı bir yerlere gittin diyelim. Yurt dışına taşındınız. Fındığın evet. Olmadığı bir yer. Babama dedim ki baba dedim. Ya havuza gitmek istiyorum dedim. Leğene su doldurmuş yüzlük geçende. Yaptı mı yaptı. Adam yapacağını yapmış. Bitti. Bitti. Vay be. Güzel. İnsanın sevdiği için böyle şeyler yapma. Böylesini yapamasak bile atıyorum. Adam kral yapmıştır da. Bir şey yapması çok güzel. Hem sana ilgilen bir şey hem karşındakine. Çünkü sevgi emek ister arkadaşlar. Sevgi şüpheyi düşürmez. O yüzden emek ister. Emek harcamak ister. Sevgi. Haberiniz var değil mi? Bakıyorsunuz öyle boş boş. Evet var. Yani... Var var. Neyse tamam. Okey. Evet. Birinci boşluğa Asma geldi. İkinci boşluğa Yedi geldi. Ve Seda ablası Yağmur'a 20 puan daha verdi. Hayırlı olsun efendim. Çok güzel aldık puanımızı ve geçtik üçüncü bölümümüze.
Bölüm 3'teyiz. Görsel işitsel soru bölümümüzde. Bir görselimiz olacak. Sonra sorumuzu, sonra şıklarımızı alacağız. Gelsin görselimiz. Bu arada sana balım mı Arda mı eşlik etsin? Kim etsin? Balım. Ah tamam. Ne anlaştık Yağmur? Süper. Bir çaba gösterseler. Yağmur biraz bekle. Kesin 5'te de öyle yapacak ya. Evet. Yaptırmayacağım. Yaptırmayacağım. Ben arada, unutursam size engel olur. Yağmur'un beni seçmeyeceğine o kadar eminim ki. Çok Yağmur herhalde. Ha, kesin bu arada Tuana'yı seçecek. Taktik. Çok eminim. Taktik. Hadi bakalım. Gelsin görselimiz. Ne görüyoruz arkadaşlar? Ayakkabı. Hı hı. Bir dede bir çocuğun ayakkabısını giydirir. Abi çocuk ayakkabısı giydiriyor. Niye dede oldu o? Babadır belki. Yani abidir. Diyeyim, babalar, abi dedeler daha tatlı. Ya. Evet. Nasıl bir soru gelebilir Yağmur bu görselden sonra sence? Ayakkabı. Bak, ayakkabı otobüs şoförünün ama ayakkabı numarası karıştı. Değil mi? Geçen bölümlerde bir muhabbet vardı o yüzden. Seyrettiyseniz zaten biliyorsunuzdur bu dönemler. Evet. Evet. Nasıl bir soru gelebilir Yağmur? Bilmiyorum. Tamam, birazdan öğreneceğiz. Başka söylemek isteyen var mı? Şöyle bir soru gelebilir demek isteyen. Yok canım. Gelsin canım. Sorumuz gelsin canım. Günümüzde çok işlevsel olarak kullandığımız cırt cırt bant, İsviçreli mühendis George de Mistral'ın icadıdır. 1955 yılında bu icadın patentini almıştır. Peki sizce bu icada ilham olan olay nedir? Var mı böyle bu konuda bir bilginiz yoksa şıkları alayım mı? Balırım şık ve Yağmur. Bence. Gelsin şıklarımız. Acaba ne oldu da cırt cırt bantı buldu? Evet. A. Köpeğiyle yaptığı yürüyüş. B. Astronot olma hayali. C. Ayakkabı bağlayamaması. Hangisi acaba? Köpeğiyle yaptığı yürüyüş mü? Astronot olma hayali mi? Yoksa ayakkabı bağlayamaması mı? Ne olabilir Yağmurcuğum? Yağmur, fikrim var mı yoksa konuşalım mı üstüne? C olabilir belki. Bence de C olabilir. Çünkü köpeğiyle yaptığın yürüyüşte neyden esinlenecek, değil mi Yağmur? Evet. Acaba? Astronot olma hayali. Bence ondan da bir şeyden esinlenemez gibi. Ama ayakkabıyı bağlayamıyorsa demiştir ki ben ne yapsam da ayakkabı çıkmasa ayağımdan, sıkı sıkı dursa ama bağlamasam. Bence de. Bence de C. Ben Yağmur'a katılıyorum. Bu arada balım, Yağmur, çok mantıklı ve çok güzel bir yerden gittiniz. Evet ama ya, mühendis 1941 yılında bir gün köpeğini dolaştırmaya çıkar. Ya. Eve döndüğünde köpeğinin tüylerine takılan pıtrak otlarını fark eder. Otları incelerken otların uçlarında kanca şeklinde oluşumlar fark eder. Bu kancaların köpeğin tüylerine sıkıca tutunması Mistral'in aklını kurcalar. Bunun üzerine ilmek ve kancaları iki farklı yüzey üzerine yerleştirip birbirine yapışmasını sağlamak için arayışa girer. Kancalı ve ilmekli iki yüzeyi birbirine tutturmak için 10 yıl çalışır. 1951'de biri kancalı, diğeri ilmekli iki şerit üretip 1955'te patentini alır. Fakat bu şeritleri tam üst üste getirmeyi beceremez. Tam vazgeçecekken iki ilmekli yüzeyle bunu denemeye karar verir. İlmekli iki şeritten birini makasla keserek kanca yapar. Bu şekilde kancalar aynı hizaya gelir. Önce ayakkabı, sonra havacılık endüstrisinde şansını dener. Astronot elbiselerinde bu ürünün kullanılabileceğini gösterir. Ardından dalgıç kıyafetlerinde ve diğer spor donanmalarında bu ürün kullanılmaya başlanır. 1960'lı yılların ortalarında yılda 60 bin kilometre cırt cırt bant üretilir hale gelir. Günümüzde bu icat kalp ameliyatlarında dahi kullanılmaktadır. Çok güzel bir icat, tamam. Ama sabrı ve azmi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 10 yıl ya. Becerememiş onu. Becermiş, sonra bir olmamış, tam oldu diyecekken yine vazgeçmiyorsun. Ve şu anda herkes biliyor yani. Büyük bir sevaba girmiş oluyorsun yani. Yani çok kullanılır, çok kullanılır ve çok işe yarar bir şey. Ama yani güzel. Köpeğiyle yaptığın yürüyüş bana en olmazı gelmişti gerçekten. Evet, 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 evet. Ama işte şaşırtıcı bir durum da var ya burada aslında, böyle sorularda biraz. Ama bazen de çok bilindik, beklenir bir cevapta, ay bu da çok bilinebilir, acaba
diğeri midir acaba dedirtiyor. Siz de ikilemde kalıyorsunuz. Anlatabildim inşallah. Evet. Olsun olsun. Puan alamadık ama çok güzel bir bilgi edinmiş olduk ve bence bunu bir daha unutmayız. Geçelim diğer bölümümüze. Dördüncü bölümdeyiz. Balım eşlik etmişti. Şimdi sıra Arda'da. Evet, çoktan seçmeli soru bölümümüzdeyiz Yağmurcuğum. Hadi bakalım gelsin sorumuz. Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için alması ya da vermesi gereken ısı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? Hazırda cevap var mı? Cismin sıcaklığını değiştirmek için alması ya da vermesi gereken ısı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır arkadaşlar? Isı ölçeri soruyoruz. Termometre. Arda, var mı hazırda cevabın? Hazırda yok da. Gelsin şıklarımız. Soruyu dikkatlice bakalım. A. Kalorimetre. B. Termometre. C. Dinamometre. D. Manometre. Termometre. Ben manometre diyorum. Bir cismin sıcaklığını değiştirmek için alması ya da vermesi gereken ısı aşağıdakilerden tamam. Hangisiyle hesaplanır? Isı ya, ölçer. Ha, ısı ölçeri mi soruyor ama alması veya vermesi gereken falan demiş burada o yüzden. Evet. Bence termometre. Vermesi gereken ısı, hayır aşağı yani... Termometre. Sıcaklığı değiştirmek için alması ya da vermesi gereken ısı aşağıdakilerden ısı hangisiyle hesaplanır? Onu soruyoruz. Termometre. Ben soruyu dikkatlice okumak istedim. Arda ne diyorsun? Termometre. Diyorsun. Nus. Son karar mı? Tamam mı? Evet. Termometre mi? Gelmiyor cevap. Termometre. Ses gelmiyor. Termometre. Tamam, termometre diyorsanız termometredir. Maalesef puan veremiyorum. Çünkü arkadaşlar termometre neydi? Sıcaklık ölçer. Biliyordum ya, ben niye değiştirdim ki? Israrla vurgulamamın sebebi oydu. Kalorimetre olacaktı cevabımız. Kalorimetre, ısı ölçer, termometre, sıcaklık, dinamometre, kuvvet, manometre de bası. Olsun, olsun. Canımız sağ olsun. Bilgiyi unutmuşuz artık değil mi? Attık buraya. Hadi bakalım. Geçelim. Beşinci bölüme. Yağmur, hemen seçmek yok tamam mı? Hepsi tek tek konuşsun. Sonra kimi seçtiğini açıklarsın. Beşinci bölümdeyiz. Meydan okuma bölümümüzde. 5 tane tahmin sorumuz gelecek Yağmurcuğum. Her biri 20 puan değerinde. Yakın tahminlerde bulunursan kapacaksın puanları. Şimdi. Hangi arkadaşım senin rakibin olsun? Buyurun arkadaşlar seçtirin kendinizi. Herkes en son konuşmak. Neyse yine ilk ben konuşayım. Konuş. Bu kadar da fedakar bir insanım. Öyle değil. Tamam ben konuşurum. Yok ben konuşayım. Ben Deniz'in taktiğiyle gireceğim. Ben sana puan kazandıramadım. Şimdi kazandırmak istiyorum müsaadenle. Tatlı ve hoş bir rakibin de olurum. Güzel olur bence beni seçersen. Balım. Tatlı olur sence. Vicdanlara falan söylemedin, onları da söylemen lazım. Evet, vicdan. Yani vicdanım rahat değil gerçekten. Çak. Yani ben çok vicdan azabı çeken bir... Çakamadım Deniz. Olsun. Bir daha. Hop, tamam. Ben çok vicdan azabı çekiyorum o yüzden. Evet, sıradaki yarışmacımız. Deniz konuşmak istiyordum. Buyurun Yok, Deniz. Yok Tuhan'cığım sen konuş. Buyurun Arda. Deniz, bir konuş sen. Abiciğim konuş sen. Deniz, Tuğan'la sen Deniz. Konuş hadi. Kız kız erkek erkek gidelim. Tuğan'la konuş. Hmm. Yağmur, açıkçası 4. ve 5. etapları çok seviyorum. 4'te Arda'yı seçtin ama 5. de beni seçebilirsin. Çünkü nedense çok sıcak geldin, bir uyuştuk seninle. Çok Tuğan'cığım. Ha, birlikte yarışıp çok eğlenip seyircilerimize de çok eğlenceli bir bölüm çıkartabiliriz seninle. Bu kadar. Evet. Başka kim konuşmak ister? Ben de bari de Tuğan'ın dediklerini söyleyeyim. Belki tutar. bak seninle çok uyuştuk. Benden. Bak, seninle çok uyuştuk. Diğer yarışmacılarla kesinlikle hiç uyuşmuyorum. Seninle çok uyuştuk. Bir de eğer büyüyünce... Evlenirsem bir kızım olursa adını Yağmur koyardım. Ben bunu hiçbir zaman söylemedim Yağmur.
Evet. Ve eğer beni seçersen çok eğlenceli bir bölüm çıkarabiliriz ve seyircilerimiz de bence çok eğlenebilir ondan. Evet, beni bu doğru seç canım. Arda sen de konuş bir tane. Yağmur yani seçersen güzel olur. Seçmezsen de canın sağ olsun. Ne diyeyim, ben baskılamıyorum. Zorlamıyorum. Ama seçersen iyi olur tabii. Evet Yağmur, ne diyorsun bu durumda? Deniz. Deniz. İsmini koyacaksın, ismini koyacaksın. Deniz'in kızı Yağmur oldu. Hadi bakalım. Tuana'nın da büyüyünce kıza. Sana hayatta başarılar diliyorum Deniz'ciğim. O zaman... buradaymış. Birinci tahmin sorumuza başlayalım. Gelsin bakalım. Kuş yiyen Goliath, Güney Amerika'da yaşayan bir tarantula türüdür. Çoğunlukla böcek, kemirgen, kertenkele gibi küçük canlılarla beslense de kuş yiyebilecek kadar da büyüktür. En ağır örümcek türü olarak da bilinen bu canlının ağırlığı kaç grama kadar ulaşabilir? Goliath arkadaşlar, Goliath'ın ağırlığı kaç grama kadar ulaşabilir? Bunu soruyoruz. Gram üstünden cevap vereceğiz. Yazalım. Yazınca da yazdık diyelim. Yağmurcuğum, tahmin soruları olduğu için net cevabı alır aramıyoruz. Evet ben bunu zaten biliyorum dersen cevabı yazarsın. Ama çok öyle tedirgin olacağın bir durum yok. Aklına ne yatıyorsa onu yaz bir tane. Evet. Deniz Bey hazır. İnanamıyorum. Çizdi mi Goliath? Nasıl bir şey benzediğini bilmiyorum ki, çizerdim ya. Böyle hayalindeki o tarantula Goliath nasıl bir şey? Onu hayalindeki çiz. Yağmur yazana kadar. Yazdın mı Yağmur? Hı-hı. Çizme, yazmış. Evet. Çizeceğim. Evet, 3, 2, 1, gösterelim lütfen cevaplarımızı. Çiz. Evet, 75 gram dedi Yağmur, 1457 gram dedi Deniz ve harika bir tarantula çizemedi, evet. 890 gram dedi Balım, Arda'cığım görmüyorum yaklaşlar, 150 gram dedi Arda, Tuana 250 gram dedi. 250. Doğru cevabımız 175 gram, yakın tahminde Yağmur'cum sen bulundun, o yüzden 20 puan aldın. Harika başladık, gelsin ikinci tahmin sorumuz. Tekerleğin tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmemektedir. Ancak ilk tekerlek resmine Sümerler'de rastlanmıştır. Peki sizce ilk tekerlek resmi günümüzden kaç bin yıl öncesine aittir? Yazalım bakalım tahminlerimizi canlarım. Ben tarih yazsam. Nö nö nö. Çünkü bundan kaç yıl önce yani hesaplayamıyorum. Nö nö. Kaç bin yıl önce? Bak bini verdim zaten. Kaç tamam, hayır onu biliyorum da böyle yok, tarih... Yağmura olarak falan şey olsun ya. Ha, pardon. Yağmura. Ben genel... Direkt tarihini unuttum şu an, kafayı yiyeceğim, nasıl unuttum? Neyin? Bu tekerleğin icadını. Yavuzdum. İki, bir, göster. Evet. 2000 yıl önce dedi, 5000 yıl önce dedi. Evet, Deniz 2000 dedi, 5000 Yağmur'dan geldi. Tuana'dan 550 dedi, milattan önce yeseni olarak vermiş. Evet. Balım 5000 dedi Yağmur gibi. Arda da 5000 dedi, Balım ve Yağmur gibi. 3 kişi aynı cevap verdi. Bu arada cevabımız, içinizden yazmışsınız, çok tatlı. Cevabımız 5200 yıl önce. Yakın tahmini Yağmur sen bulundun yine. 3'ten 4'ten kaybettiğimiz puanları topluyoruz, çok güzel oluyor. Evet, geldi 20 puan daha. Gelsin bakalım 3. tahmin sorumuz o zaman. Evet. İstanbul'da 13-17 yaş arası 13.500 gencin katıldığı bir araştırmaya göre öğrencilerin yüzde kaçı parolalarında doğum tarihlerini kullanmakta bir sakınca görmüyor? Tahmin. Parolalarında mı? Ha. Şifreler işte. Tamam. Yani yüzde kaçı şifrelerinde doğum tarihlerini kullanıyor gibi. Kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanıyor, kullanıyor. Ha, kullanıyor, yani, doğru. Tamam, pardon. Evet, aynen. Yazalım tahminlerimizi. Size bir şey soracağım sonra. Doğru söyleyeceğinize söz veriyor musunuz? Evet. Söz mü Arda? Söz. Balım, ne söz soracağım? Mü? Söz. Söz dedin. Deniz söz mü? Söz. Yağmur söz mü? Söz. Tamam. Yazınca sen yazdık güzel diye. Yağmur? Yağmur, Deniz yazdınız mı? Göstermeyin, evet. Yazdıysa, Deniz de yazdıysa yazdı. Düşünüyorum. Sonra herkes yazdıysa bir şey soracağım.
Söz evet. verdiniz bak. Doğru tamam. söyleyeceksiniz. Ne soracaksın çok merak et. Ben de çok merak ettim. Ben de merak ettim. Parolanız ne falan mı? Instagram şifrenizi versenize. Hadi. 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 Sen ver ilk önce sonra biz. Vereyim. Bir şey değil mi? Öyle bir şifre ki. Not aldım bir yere. Aklımda tutamam. Hacklenmesin diye neler yazdım. Etki nokta virgül bilmem ne falan filan. Öyleli bir şey. Hadi. Ben Instagram şifremi bilmiyorum. Yoksa siz bilmiyorum. O %30'un içinde misiniz? Aaa! %30 mu? %30 mu? Aha. Kaldır! Göster! Hayır! Göster! Ben yazmamıştım. Yazmamıştım. Hayır, kabul etmem. Göster. Hayır. Yağmur göster cevabını aşkım. Yazdım. Ne yazmışsın? Ne yazmışsın Deniz? 12.499. Ama yüzde kaçı dedin soruyor yüzde? Aa yüzde mi? Evet. Yağmur da şey yazmış. Öyle yazmış. %30 yazdım kaçıyor. Ben. Ben de. Bir şey diyeceğim. İşte bir şey bu. Diyeceğim. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Ama bu bir daha kadar olmaz ya. Göster. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi burada zaten cevabı verdim. Bunu ikinci kez yapıyorum. Mozaik evet. muhabbetine evet. döndü. Ama iyi oluyor. Ben puanı havadan hemen veriyorum hata yaptığım için Yağmurcuğum. Ben sana direkt hatamı telafi etmek için sana puan veriyorum. Ne güzel telafi değil mi? Ah keşke hep hata yapsak. Böyle hata yapsak. Ben bunu hatalarımız bilerek sayıyorum olsa. Arkadaşlar. Bilerek yaptı ben. Bence bunu. Vallahi bir şey diyeyim mi? Muhabbete daldım ve %30'un içine unuttum ben. Ben demesem kimsenin yani. Farkına varmayacaktı bu arada. Yemin ederim ben zaten vardı. Ya sen susardı. Olsun ama güzel bir şey vesile oldu. Varacaksın. Güzel bir şey vesile oldu arkadaşlar. Ama siz hala şifreleri söylemediniz. Onu ben tabii ben söylemeyeceksiniz. Ben Instagram şifremi bilmiyorum. Sen ben söylüyorum. Beep Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegen Jüpiter'dir. Gazlardan oluşan bu dev gezegenin çapına sizce yan yana sıralanmış yaklaşık kaç tane ay sığabilir? Gazlardan oluşan bu dev gezegenin yani Jüpiter'in çapına sizce yan yana sıralanmış yaklaşık kaç tane ay sığabilir? Acaba ne olabilir? Kaç dünya sığabilir en fazla onu da söyleyeceğim birazdan. Yazdık mı Yağmur Deniz? Evet. Deniz Beyler orada gezegenler çiziyor orada. Jüpiter. Oh yaptım. Yoruldu benimki. Evet o zaman... 3, 2, 1, lütfen gösterelim. 100 dedi Deniz. Ay pardon Yağmur. Deniz 40 dedi. Arda 10 dedi. Balımdan 197 geldi. Kalbini yerim senin. Muah. Pembe kalbine öpücük atıyorum. Tuana bir günde kaç çizme Tuana sende be? Boş ver karını be. Pis pis yazıyor oralara. Seda ablacığım işte şey. Ne ablacığım? 500. Bak örnek al. Kalp çiziyorlar, yarasalar işte. Ya ben kalp sevmiyorum. Ejderhalar. Ben de kalp figürünü sevmiyorum biliyor musun? O yüzden WhatsApp'ta da falan hep emoji olarak gerçek kalp atıyorum. Tuana sen bilirsin. Evet biliyorum. Gerçek nasıl? Organ olan kalbi atıyorum. Ne kadar gerçekçiyim. Evet doğru cevabı söyleyeyim mi Yağmurcuğum? Söyleyin. Ne? Ya söylüyorum. Bu arada Jüpiter'in içine 1320'den fazla dünya sığabilirmiş arkadaşlar. 44 tane ay sığabiliyor. Cevabımız bu. Yakın tahminde Deniz bulunduğu için puan veremedim. O yüzden olsun. Geçelim. Seda abla. Seçin tahmin sorumuzu. Ablam söyle. Böyle son 5. etap için bir tane şey söyleyeyim mi? Bir tane bilmece. Bir tane bilmece şey. Bildirim. Lütfen söyle. Hatta atasözü de yapabiliriz. Evet söyle. Söylüyorum. Söyle. Size ait olan bir şey ama başkaları onu sizden daha çok kullanır. Bu nedir?
Gururum. Bir şey söyleyeceğim. Ne dedi? Kalbim. Gururum. Hayır, hislerim. Hislerim değil, kalbim en iyisiydi bu arada. Kendim direkt. Kalbim. Evet, tekrar söylüyorum. Hislerim falan. Bu arada evet. Biliyorsanız söylemeyin ki en azından ilk bilmeyenler olarak düşünsün. Klasik zaten, herkes biliyor. Size ait olan bir şey ama başkaları onu sizden daha çok kullanır. Kalbim ya da hislerim olabilir mi? Çok mantıklı geldi şu an çünkü. Bence de. Çok mantıklı. Ne o? Söyle bakayım. Duyguları. Gözlerim mi yoksa? Kendi isim. İsminiz. Ne? Yani sizin kendi ismi. Aa, Seda. İsminiz. Siz niye kendi, bu kadar canım. Şey yaptınız neyse. Ki? Biz bu kadar güzel, duygusal güzel. Düşünmemize gerek yok. Hepimiz evet. Yıprandık biliyoruz ama. Biz hemen nerelere vardık. Bu kadar üzülmemize gerek yok. Neyse. Hatırlattığın iyi oldu kullanılan hislerimizi. Evet. Gelsin bakalım beşinci tahmin sorusu. Bu arada atasözü göstermek isteyen var mı resim? Evet var. Hadi göster. Üzüm baka kararır. Ya arkadaşlar bak bu kadar özeniyorum şu resimlere hemen bilmiyorum. Ama kolay çiziyorsun. Debi. Kolay bu. Yapabileceğimiz bir şey yok yani. Kolay çizmiyorum. Çok kolay. Üzümle kolay, ilgili akla gelen yani. Üzüm üzüme baka baka. Kolay var. Var mı ya başka? Ya ben bu üzümü 10 saatte çizdim. Ama bir şey göster ama yine de çok güzel çizmişsin. Bayağı iyi çizmişim. Aa, çok güzel çizmişsin. Teşekkür ederim. Bak bir benim koyunlarıma bak. Çamaşırıma bak. Bir de benim koyunuma bak. O da çok güzel, laf söyletmem. Harika, çizimler harika arkadaşlar. Koyunlarımın saçı var. Ya, duygusal mısın sen? Saç da yapmış ya. Benimki de kıvırcık. Çok güzel. Adı da kıvırcık. Var mı başka göstermek isteyen atasözü? Ha? Denize, aa Denizler Ayvaz. Bu aralar kondisyondan düşmüşsün sen. Durmaz mı? Bir dakika var. Heh. Var, gösterdi hadi. Bulacağım ama. 3 saniye. Göster. 1. Sonra da sorumuzu okuyayım. Yep, buldum. Hazır mıyız? Evet. Bakalım Türkiye buna hazır mı? Ve yurt dışındaki seyircilerimiz tabii ki. Şeytan kaçır. Acele işe şeytan kaçır. Bir dakika Seda abla. Acele işe şeytan kaçır. Ekmek derim. Ekmek derim. Yes! Ama nasıl? Ama çok harika. İyi. Harika. Bu arada çok iyi olmuş. Güzel bu arada. Ama çok iyi çizmişsin. Cidden iyi çizmişsin. Bir alkış. Ben şey diyecektim. Kimse zaman şeytanın ilacıdır diyecektim. Zaman o da güzelmiş. Evet gelsin bakalım. Sorumuz. Bugüne kadar nasıl hemen her şey yokmuş gibi davranıp soruya dönmeler falan. Bugüne kadar yaşamış en büyük tarih öncesi böceği dev helikopter böceğidir. Etçil bir eklem bacaklı olan... Etçil bir eklem bacaklı olan bu böcek günümüzden yaklaşık 300 mi? Yapabilirsin Seda. Yapabilirsin. Seda sen neleri okudun bu programda? 300 milyon yıl önce yaşamıştır. Hey! Peki sizce bu böceğin uzunluğu yaklaşık olarak kaç santimetredir? Benden uzun değildir herhalde. Yani. Evet. Mantıklı düşünürsek. Evet yazalım tahminlerimizi. Sonra hep beraber 5'ten geri sayım yapacağız ve Yağmur'u uğurlayacağız. Deniz senin Yağmur. Boyun kaçtı? 1.10. Ay yapılır mı şimdi çocuğa ya? 1.50. 1.50 mi? Sana ne? Onunla benim aramda bu. Karışamazsın. Ben karışıyorum. Ya atıyorum mesela Tuğan daha 1 yaşında yani yapacak bir şey var mı? Acaba. Yok. Yani. 1.10 benim. Yani lütfen. Falan. Evet. Yazdık mı? Yağmur? Ne? Yağmur. Odan ne kadar ferah Yağmur. Bayılırım öyle açık tonlarda dizayn edilmiş mekanlara. Çok güzel odan. Ferah ferah. Hmm. Koyu eşya mekanı küçültür arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten evet, de. Evet. Sırf bu yüzden odamı baştan yeniliyorum. Harika. Krem tonları kullan. Beyaz kullan. Evet. Koyu daha güzel evet. Ama ya. Siyah ne? Daha güzel. Koyu daha erkekler zaten hep gri, siyah, o tarz. Ama gri mesela bir odaya çok yakışıyor, siyah da. Gri, hiç de ben sevmem. Gri. Çok güzel oluyor ama. Yani. Bu arada gri benim annem de sırf gri, siyah, beyaz falan gri giyinir yani. Gri kıyafet de sevmem çok. Neyse. Evet, o zaman 5'ten geri sayım yapalım. Hızlıca. 5, 4, 3, 2, 1. Koyunuz. Evet. Yağmur ne demiş? Bak bak benimki şov yapmış yine. Deniz. 53 santimetre demiş, 85 santimetre demiş Yağmur. Tuğan'a o 1 nokta... Ne? 1 metre 2 santim. 1 metre 2 santim demiş.
balığım 15 santim demiş. Arda ne demiş? 1 metre 60 santim. Tamam, 160. Evet. Doğru cevabımız 45 santimetre arkadaşlar. Yağmur kaç dedi? Yağmur yakın tahminde bulunamadı maalesef. O yüzden puan veremedim. Toplam puanın Yağmurcuğum 86 puan aldın. Ama ben bunu yüze tamamlamak ve sana karaoke mikrofonu göndermek istiyorum. Çünkü destek olacağımız yerlerde hani normalde hani böyle şey yapmamam gerekiyor ama ben böyle bir inisiyatif kullanmak istiyorum. Bana bir şey diyeceklerini, kızacaklarını da sanmıyorum. İçim rahat. O yüzden sana teselli hediyesi karaoke mikrofon yollamak istiyorum. Kabul eder misin? Alır. Olur, yerim seni. Olur, güzel güzel şarkılar söyle. Güzelce böyle şiirler oku. Ne istiyorsan onu yap. Tamam. Olur mu? Kardeşinin ninnileri okursun. Galiba küçük bir kardeşim var. Evet. Bilgiler geldi. Onu da benim yerime öp lütfen. Neler söylemek istersin bir tanem son olarak? Yani çok heyecanlıydım ama sonradan geçti. Çok eğlendim. Ne güzel. Amacımız o zaten. Sizi buradan mutlu göndermek. Ve seyredenleri de mutlu etmek tabii ki. Başka neler eklemek istersin? Yani bence çok eğlenceliydi. Bizce de. Ben çok eğlendim. Tamam, süper. Biz de harika. Çok İyi ki bizimleydin. İyi ki tanıştık seninle. Çok güzel yarıştın. Çok samimisin. Çok tatlısın. Harika bir hayat diliyorum senin için. Evet. Yolun açık olsun. Görüşmek üzere. Öpüyoruz. Hep beraber hoşça kal diyelim Yağmur. Görüşürüz Yağmur. Bay bay. Görüşürüz Yağmur. Uzaktan ilişim. Yağmur arkadaşımızla beraber yarıştık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.